there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Even get to bronze. Selam gençler, ben Okan. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün uzun zamandır planladığım canavarı sizlerle tanıştıracağım arkadaşlar. Eski vloglarımda göstermiştim ama detaylı olarak incelememiştik. Bugün bu 3 beygirlik canavarın özelliklerinden size bahsedeceğim. Hadi videoya başlayalım. Normalde eşyalarıma, oyuncaklarıma, araçlarıma isim takmayı sevmem ama bu hak ediyor gerçekten. Bunu da kendini ispatlayarak hak etti. Bunun adı canavar arkadaşlar. Canavarla tanışın. Canavar böyle bir manyak bir araba ve bunun en büyük özelliği de 3 beygirlik yakıtlı bir model olması arkadaşlar. Evet, bu bir model arkadaşlar. Model ne demek? Model, modelle oyuncak farklı şeyler arkadaşlar. Model ölçekli, oyuncağın üst seviyesi, daha gerçeğe yakın model araç anlamında arkadaşlar. Bu mesela 8'e 1 ölçek. Yani gerçek boyutunun, bu aracın gerçeği var bu arada. Gerçeğinin 8'de 1'i kadar küçüklükte. Yani bunun 8 katı büyüğü bunun gerçeği oluyor. Herhalde anlatabilmişimdir. Bütün her şeyinden bahsedeceğim size. Kendi bildiğim deneyimlerimden bahsedeceğim. Mesela tekerden başlayalım arkadaşlar. Tekerler patlak gibi gelebilir. Bunu ilk görenler tekerler patlak mı diyor. Şöyle. Hayır, tekerler patlak değil. Bunlar havalı lastik arkadaşlar. Tabii bunlar da patlayabiliyor ama bunların en büyük özelliği, araba hızlandığında, tekerler hızlı dönmeye başladığında bu tekerler şişiyor arkadaşlar. Örnekleri göstereceğim size ara ara videolarla. Bu tekerler şişiyor, hatta sesini duyabiliyor musunuz? Bir dikkat edin. Dur. Duydunuz mu? Yani bunların şu iç taraflarında delik var arkadaşlar. Bunlar havayı aldıkça, hızlandıkça bu tekerler şişiyor ve buraya kadar gelebiliyor, yani kocaman oluyor. Bu da tekerin büyük olması ne demek? Aracın çok daha hızlı gitmesi demek arkadaşlar. Hız demişken bu araba arkadaşlar 80 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. Yani 80 kilometre hızın üstüne çıkabiliyor. Ben bununla 100 kilometreyi geçtim arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Bu arabayla 100 kilometre hızı geçtim. Bunu da nasıl ölçtük? 100 kilometre hızla giden bir arabayı geçtim arkadaşlar. Yani bunu trafiğe kapalı bir yerde yapmıştım. İlk sürdüğüm zamanlarda kaliteli bir nitro yakıt kullandığımda denemiştim ve 100 km hızı geçti. Hatta çok yavaş giderken, yaklaşık 15-20 km hızla giderken yanlışlıkla bir motora çarptım. Motor duruyordu, gitmiyordu ve motoru devirdi arkadaşlar. Üzerinde de adam vardı. Yavaşça düştü, bir şey olmadı ama motoru devirdi. Gerçekten güçlü bir cihaz. Amatörlerden bahsedeyim arkadaşlar. Çift amatör var her tekerde. Şöyle görebileceksiniz şurada. Bakın yani şu şekilde aşağıya kadar inebiliyor. Bunu istiyorsanız basabiliyorsunuz. Yükseklik korkusu olanlar, doğancılar bunu böyle basabiliyor arkadaşlar isterseniz. Arazide sürmek istemiyorsanız. Çünkü yüksek olduğunda takla atma ihtimali daha yüksek. Ama yere yakın olduğunda hızlı gitme, yani rüzgar devrinden dolayı daha hızlı gidebiliyor. Şimdi bu üstteki kep dediğimiz sadece görünüm arkadaşlar. Birazdan bunu çıkaracağım, detaylarını göreceğiz. Burada size bahsetmek istediğim önler plastik, şasesi karbon arkadaşlar. Metal gibi bir cihaz. Genel özelliklerinden bahsedeceğim. Nitro ile çalışıyor dedim. Nitro model araç yakıtı arkadaşlar. Yani içine 4 tane pil takıyoruz. Bu piller
Sesi duydunuz mu? Sadece şu, direksiyonu, tekeri sağa sola kontrol etmek için 4 tane pil gerekiyor. Ve üzerindeki alıcısıyla kumandanın iletişim kurabilmesi için. Bu arada kumandası nerede bunun? Kumandayı da göstereceğim ben size. Ha, kumandası burada. Kumandası da bu arkadaşlar. O zamanlı bir anten 8 pille çalışan bir kumanda. Kumanda ve alıcı 2.4 GHz, yani 500 metreye kadar rahat çekim yapabiliyor. Açma kapama tuşumuz, ayarları, trim ayarları ve tabii ki sağ sol üstte de vericisi var arkadaşlar. Gayet güzel bir kumanda. Şurada ileri geri switch'imiz var arkadaşlar. Bu, bir dakika, cihazı açma kapama hangisiydi lan? Ha, cihazı açma kapama burada. Bu da ileri geri. Yani bu aslında 3 vitesli bir araç. 3 vitesli nasıl oluyor? Hemen bahsediyorum. Şöyle dursun şu. 2 ileri otomatik vites. 1 geri vites atmıyorsunuz giderken. Kendisi ayarlıyor. Dişlileri var. Burada göstereceğim. 2 ileri vitesi var. Bir de kumandadan bastığınızda aşağıdan şaft değişiyor. Geriye doğru da 1 geri vitesi var arkadaşlar. Nitro ile çalışıyor dedim. 0 aldığınız zaman rodaj yapmak gerekiyor. Aynı motosikletler gibi. Yani bu da sonuçta yakıtlı motor olduğu için. 4 çeker olduğunu söylememe gerek yok. Zaten araç 4 çeker arkadaşlar. Tekeri kıvırdığım zaman ileri doğru 4'ü birden dönüyor. Ama bunu araba çalışmıyorken yapmamak gerekiyor. Cihazın alıcı kutusu, yani elektroniğinin olduğu beyin kutusu, su geçirmez bir kutu arkadaşlar. Yani çamura, suya girebiliyorsunuz. Tabi boyuna kadar girmemekte fayda var. Roadstar tekneyle çalışıyor. Roadstar nedir? Şu teknelerde falan görmüşsünüzdür. Böyle çekerek çalıştırılıyor. Bu da o şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Şurada bir tane mandalı var. Üst kapağını açtığım zaman daha rahat göreceksiniz. Bu mandalı çekerek çalıştırıyoruz. Tabi bir tane de buji ısıtıcısı gerekiyor. Eğer buji ısıtıcısı olmazsa çalışmıyor. Bujiyi kızdırmamız gerekiyor çünkü. Bunlar, diğer aparatlar ucuz ama nitrosu ve cihazın kendi bayağı pahalı arkadaşlar. Bu cihazın şu anki güncel satış fiyatını söyleyeyim size. Sıfırı 3600 lira arkadaşlar. Evet, hala piyasada var. Eski bir model ama hala piyasada var. Çünkü gerçekten tuttu. Kaliteli bir model. Sağlam da, inanılmaz sağlam. Yani çok hızlı darbelerle vurdum. Arkadaşlar şu an sıfırı 3600 lira. İkinci eli de 1500-2000 civarında gidiyor temizleri. Çok acayip bir şekilde ikinci el piyasası var bunun. Lafı çok uzatmadan sizin de merak ettiğiniz şu cap dediğimiz şapkasını çıkartalım. Bu zaten çok esnek bir malzeme arkadaşlar. Bu değişiyor. Kendiniz yapabiliyorsunuz, satabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Bunların üstlerinde şöyle demirler var. Odaklasın şöyle azıcık. Şu demirler arkadaşlar şu kepleri burada tutmaya yarıyor. Yani mandal gibi bir şey bunlar. 4 tane var. Model araçların hepsi bu şekilde. Üst kepleri takılıyor. Biraz sert olduğu için. Bakın bu şekilde hop çıkıyor. Çıktı. Şurada anten var. Bu kep. Bu sadece görüntü arkadaşlar. Zaten acayip esnek bir şey bu. Manyak esnek bir şey. Bunu aşağı koydum. Cihazımız burada. Şöyle bir göz atın. Motordan başlamak istiyorum. Motorumuz şurada arkadaşlar. Üstte gördüğünüz bir motor koruma aparatı var. Bunu buradan çıkartabilecek miyim? Şu anda çıkartamıyorum. Yok. Çok sökmem gerekecek. Şu motorumuzun soğutucusu arkadaşlar. Bunun hemen içerisinde bir tane buji var. Buji ısıtıcısını buradan takıyoruz. Şurası karbüratör bölümü. Şu gördüğünüz egzoz. Metal arkadaşlar. Metal bir egzozumuz var burada. Şu egzozun çıkış borusu. Yani aslında tamamen bir model arkadaşlar. Motor özelliklerinden bahsedeyim. Motor arkadaşlar S4.6 modeli. 32.000 devir dönebilme kabiliyetine sahip. Ve 3 beygir gücünde. Evet, gerçekten 3 beygir gücünde şöyle küçücük bir motorumuz var arkadaşlar. Şurada hava filtresi var. Şu gördüğünüz hava filtresi buradan çıkabiliyor. Çıkartacağım. Bu gördüğün hava filtresi. Daha çok ses yapar mı diye ben bunu çıkartıp sürmeye çalıştım ama bunsuz çalışmıyor arkadaşlar. Yani çalışıyor, birkaç sene sonra hemen stop ediyor, kapanıyor. Yine benzin ayarını yapabildiğimiz rölanti ayarı var. Şuradan tutup kaldırabiliyorsunuz. Burayı bu amaçla yapmışlar. Bu şekilde de dengeli bir şekilde havaya kalkıyor. Bu tarafa geçtiğimizde yakıt deposu bu arkadaşlar. Buradan açıp kapatıyoruz. Az önce size bahsettim, Roadstar, yani çekerek çalıştırma aparatımız bu. Bak, sesi duyacaksınız.
Gördünüz mü? İpimiz bu arkadaşlar. Bunu bu şekilde çok fazla çekmemek lazım. Yoksa motor boğulur. Bir sonraki çalıştırmada sıkıntı yaşarız. Bunun başka aparatları satılıyor. Bu arkada yeri var bunun. İsterseniz buradan motoru takıp pızız diye çalıştırıyor. Öyle start stop cihazları var motorlu. Ama gerek yok diyorsanız bundan da çalışıyor zaten arkadaşlar. Böyle çektiniz mi hemen deniz motoru gibi bu aparatla çalışabiliyor bu cihaz. Yakıt deposu var dedik. Yine burada arkadaşlar gaz pedalı var. Bunu şimdi size göstereceğim. Cihazı çalıştırmadan sadece elektrik verip bunu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle oynamayı ben çok seviyorum ya. Çok yumuşak bir amortisörü var arkadaşlar. Gaz verdiğiniz zaman şuradaki neydi lan bunun adı? Gaz motoru diyeceğim. Adını unuttum. Adını biliyorum. Bana kızacak abilerim ama. Şu şekilde bak görebiliyor musunuz? Bu şekilde gaz veriyor. Bu altta gördüğünüz fren arkadaşlar. Yani gazın tam tersini yaptığımız zaman hem gazı kesiyor. Bak şu an cihaz gelmiyor bak. Frene basıyorum. Tekerler dönmüyor görüyor musunuz? Bak gelmiyor. Veya geri doğru gidiyorum gitmiyor. Çünkü disk fren tutuyor. Disk frenli bu arada. Ama biraz gaz verelim. Ve bakın çok rahat bir şekilde gidiyor. Fren yap. Oho. Frenleri manyak. Çok acayip frenleri var arkadaşlar. Gaz pedalı ve fren pedalı tek bir motora bağlı. Gaz verdiğinizde freni bırakıyor. Gazı kıstığımızda ya da gazı kapattığımızda fren yapıyor. Yani cihaz kendi başına kesinlikle hiçbir yere gitmiyor arkadaşlar. Şuradan şanzımanı var. Detay videosunda da görüyorsunuz zaten şanzımanı şu anda. Amortisörleri yakından görün. Cihazın biraz kirli, uzun zamandır temizlemedi. Burada size göstermek istediğim su geçirmez elektronik alıcı kutusu burası arkadaşlar. Bunun şurada bir vidası var. Elle tutup bunu açabiliyoruz. İşte burası. 2-4 alıcı. Gaz ve fren motorumuz. Ve onun altında da 2 tane direksiyona yani tekere sağa sola yön verebilen güçlü motorlarımız var arkadaşlar. Bahsettiğim pil yuvası bu. 4 tane pil takıyoruz buraya. Buraya elektrik veriyor bu 4 tane pil. Kolay kolay da bitmiyor arkadaşlar merak etmeyin. Kaliteli pil takarsanız hele ne zaman taktığınızı unutursunuz. Bu amortisörler ayarlı amortisör arkadaşlar dediğim gibi. İstediğiniz kadar cihazınızı basıp ayarlayabiliyorsunuz, sıkıştırabiliyorsunuz. Bu yaylar değiştirebiliyorsunuz. Bu araç model olduğu için her şey değişebiliyor arkadaşlar. Cihazın altına girelim. Bakın. Altı zaten başlı başına bir şaheser. Şurası tamamen karbon metal karışımı bir şey. Şurada bir şaftımız var. Şurada disk frenler var arkadaşlar. Az önce size bahsettiğim fren yapma olayı bu. Disklerimiz iyi durumda. Henüz bitmemişler. Freni kıstığımızda bu diskler şu şeyi durduruyor. Şaftı durduruyor arkadaşlar. Bak şöyle. Dönüyor ya. Şu an dönüyor. Lan gitme. Burayı durduruyor ve aracımız sabitleniyor. Burası şanzıman kutusu. 2 ileri otomatik vitesimiz ve 1 geri vitesimiz. Buradan ayarlanıyor. Şurada şaftımız var. Ve altta 2 tane gördüğünüz direksiyona yön veren kaliteli motorlar var arkadaşlar. Ben bu aracı çok fazla süremiyorum arkadaşlar. Sebebi ise yakıtlı olması ve yakıtının ciddi pahalı olması arkadaşlar. Nitro yakıtı ülkemizde gerçekten çok pahalı. Normal yakıt da pahalı da nitro daha fazla pahalı arkadaşlar. %20 nitrolu model yakıtıyla çalışıyor bu. Ben bunu satmayı düşünüyordum aslında ama yani satmak yerine acaba dedim çekilişle mi versek, birine mi versek, izleyicilerden birine mi versek diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani imkansız ama belki olur. Bu video arkadaşlar 100 bin izlenmeyi geçip 50 bin like'ı geçerse bu gördüğünüz 3600 liralık sıfırı 3600 lira olan, bu arada benimki de çok kullanmadı, 2-3 defa önce sürdüm. Sıfırı 3600 lira olan bu cihazı sizlerden birine hediye edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi 100 bin izlenmeyi ve 50 bin like'ı geçerse bu video bu canavarı sizlerden birine hediye edeceğim. Ve çekilişi de canlı yayında yapacağız burada. Eğer yakın şehirlerden biri olursa ben kendi ellerimle götürüp vereceğim. Onu da videoda göreceksiniz zaten. Ağırlığı da yaklaşık bir 5 kilo var. Belki daha fazla 7 kilo civarında var arkadaşlar. Bu canavarla ilgili sormak istediğiniz tüm soruları aşağıya bekliyorum ve hepsini cevaplayacağım arkadaşlar. Eğer
ucuza nitro yakıt bulursam bunu kullandığım videoyu da sizlerle paylaşırım. Dediğim gibi bu video imkansız ama hani bizim kapasitemizde bir kanal için imkansız. Bunu tutup da başka bir 20-30 bin izlenmeli bir kanal çekseydi 2 günde geçerdi eminim. Ama bizim için biraz zor ama imkansız mı bilmiyorum. Yani imkansız dedim ama. Bu video 100 bin izlenmeyi ve 50 bin like'ı geçerse bunu sizlerden birine hediye edeceğim. Söz veriyorum arkadaşlar burada size. Hem de çalışır şekilde Nitro ile birlikte hediye edeceğim. Yani o kadar. Tamamen YouTube kanalımızın biraz hareketlenmesi için yapıyorum bunu. Başka bir şey için değil arkadaşlar. O yüzden videoyu mutlaka paylaşın. Sevdiklerinize gönderin. Arkadaşlarınıza gönderin. Videoyu izlemelerini sağlayın. Bol bol like atmalarını sağlayın. Çekilişi yapalım. Birden fazla kişi, ya bir kişi birden fazla katılabilecek çekilişe. O yüzden herkese gönderin. Herkes izlesin videoyu ve herkes like atsın arkadaşlar. 50 bin izlenme, 100 bin like geçerse bu sizden birinin olacak. Ve neden senin olmasın yani. Senin olabilir. Şu anda videoyu izleyen sen. Hemen like'ını at. Senin olabilir bu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla model videosu için. Bu arada benim birkaç tane daha modelim var. Bir de burada drone var. Onu gördünüz umarım. Phantom 4 profesyonel marka drone'um var. Daha onunla ilgili video çekmedim. Onunla da ilgili bir inceleme gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.